Transfer haberlerimizin yeni videosuna hoş geldiniz. 2 günlük bir aranın ardından transfer iddialarıyla tekrar karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce maksimum 3-5 saniyenizi alacak bir işlemle abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bu arada abone olarak kanalımıza düzenlemekte olduğumuz çekişe de katılabilirsiniz. 60 bin olmamıza çok az kaldı. Abone olmayı ihmal etmeyelim. Şimdi son günlerin transfer iddialarına başlıyoruz. Keyifli seyirler. Bu videomuza geleceği karma karışık bir hal alan Sadio Mane konusuyla başlamak istiyorum. Mane'nin Şampiyonlar Ligi finalinden sonra yeni bir maceraya atılmak istediği ve yüksek ihtimalle de bu takımın Bayern olacağı söyleniyordu. Senegalli olan Mane'ye Senegal halkının büyük bir çoğunluğunun onun takımdan ayrılmasını istediği söylenmişti. Sadio Mane de buna karşılık istediklerini yapacağım. Yakında göreceğiz. Acele etmeyin çünkü bunu birlikte göreceğiz diyerek Liverpool'dan ayrılacakmış gibi bir açıklamada bulundu. Mane daha sonra geri adım attı. Bir sonraki gün yaptığı açıklamada şaka yapmıştım dedi. Ne kadar komik. Liverpool saygı duyduğum bir kulüp. Taraftarlar beni ilk günden beri sahipleniyorlar. Gelecekle ilgili neler yaşanacak göreceğiz diye de ekledi. Mane'ye Real'de mi yoksa Barça'da mı oynamak istersin sorusu sorulduğunda ise gülerek biliyorsunuz şu anda Liverpool taraftarıyla başın belada cevabını verdi. Mane son günlerde geleceği ile alakalı çok ilginç çok saçma açıklamalar yapıyor. Bayern'in resmi teklifleri var ancak Liverpool bunları düşük bularak reddediyor. Muhtemelen Bayern'in kendisinin bonservisini alamayacağı ihtimalinde düşünerek Liverpool taraftarıyla arasının tamamen bozulmasından korkuyor. Bu tarz ilginç açıklamaların bana göre tek bir açıklaması var o da bu. İki tarafında gönlü olsun. Bu arada Mane ile Bayern dışında Paris Saint Germain ve Real Madrid'de ilgileniyor. Peki sizce Mane'nin yeni durağı hangisi olacak? Sizce Sadio Mane Liverpool'da mı kalacak yoksa bu üç takımdan birine mi gidecek? Tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Mane'den bahsetmişken Salah'ın da sözleşme durumundan bahsedelim. Mane'de olduğu gibi Salah'ın da sözleşmesi bir sezon sonra bitiyor. Liverpool Salah'ın sözleşmesini uzatma konusunda ısrarcı. Daha önce ekonomik anlamda orta yol bulunamamıştı. Belki bu sefer bulunabilir. İngiliz basınından The Athletic'in iddiasına göre Liverpool Salah'a kulüp tarihinin en yüksek sözleşmesini sundu. Salah'ın adı Real Madrid ve Barça'yla anılıyordu. Ama ben Mane'nin aksine Salah'ın Liverpool'da kalacağını düşünüyorum. Bence bir şekilde ikna edilecek. Bon servisi Manchester City'nin elinde bulunan Julian Alvarez, Libertadores Kupası maçında River Plate formasıyla Alianza Lima karşısında 6 gol birden atarak tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Bu maçtan birkaç gün önce Haaland'ın bon servisini alan Manchester City ise oyuncunun City'ye gelip yedek oturmasını istemiyor. River Plate'in bir süre daha kiralık olarak kadrosunda tutmak istediği Julian Alvarez, Marsilya'ya kiralanabilir. Tabi genç oyuncu doğrudan City formasıyla maçlara da çıkabilir. Gabriel Jesus ayrılırsa rotasyonda kendisine daha fazla şans bulacaktır. Zaten City'nin CEO'su Ferran Soriano çok sayıdaki kiralama teklifi aldıklarını ancak oyuncunun büyük bir olasılıkla sezon asitle tamamlayacağını söylemişti. Real Madrid'de orta sahaya Monaco'dan Aurelien Chouamani'nin transfer edilmek istendiğinden bir önceki videomuzda bahsetmiştim. Real Madrid oyuncuyla anlaşmıştı ancak bir türlü transferi noktalayamıyorlar. Çünkü oyuncunun sürekli fiyatı artıyor. Aurelien Chouamani'yi Real dışında Liverpool ve Paris Saint Germain'de istiyordu. Liverpool oyuncunun bonservisinin 100 milyon euro yaşmasının ardından masadan kalktı. Real'in son teklifi ise 80 milyon euro bonservis ve 20 milyon euro bonus. Paris Saint Germain bu teklifin de üzerine çıkacak. Chouamén'in geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda henüz geleceğime karar vermedim demesi Real'in pek hoşuna gitmedi. Real tıpkı Mbappe konusunda olduğu gibi oyuncuyla anlaşıyor. Ancak Paris'in ekonomik gücüne erişmek çok zor. Paris'in ekonomik gücü öyle bir noktaya geldi ki oyuncuyla anlaşıyorlar, istediği parayı veriyorlar. Kulüple de anlaşıp istediği parayı veriyorlar. Yetmiyor altta kalırlarsa onun da üstüne çıkıyorlar. Bayern Münih'te Robert Lewandowski'nin ayrılıp Barcelona'ya transfer olma ihtimali günden güne artıyor. Arsenal efsanesi Robert Pires, Lewandowski'nin ne istediğini bildiğini ve son büyük imzasını atacağını söyledi. Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin kararına saygı duymalı. Bayern Münih'le her şeyi başardığını düşündüğü için ayrılmaya karar verdiyse ayrılması gerekiyor. Artık daha farklı birlik, farklı bir ortam görmek istiyor. Bu duruma şaşırmadım. Çünkü Lewandowski'nin başka büyük bir takımla büyük bir kontrat yapmak için son şansı ve bunu değerlendirmek istiyor. Lewandowski sıradan bir oyuncu değil. İstediği şeyden zihinsel olarak emin olduğunu düşünüyorum. Eğer takımdan ayrılma konusunda herhangi bir şüphesi olsaydı ayrılmak istediğini açıklamazdı. O takımdan ayrılmak istiyor. Barça ile ismanlanan diğer bir futbolcuda Leeds United'dan Rafinha'ydı. Goal'in haberine göre Barcelona satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Adama Traoré'nin yerine Rafinha'yı düşünüyor. Rafinha için Leeds United yaklaşık 55 milyon euro talep ediyor. Şu anda nakit sıkıntısı yaşayan Barcelona oyuncu satmadan bu parayı karşılayamıyor. Görüşmeler devam ediyor. Bu arada Brezilya milli takımıyla kampta olan Rafinha'ya da bu konu soruldu. Rafinha milli takıma odaklanmış gibi görünüyor. Leeds United'la 2024'e kadar süren bir sözleşmem var. Geleceğim menajerim Deco ve Leeds United'ın ellerinde. Menajerim kulübümle görüşüyor ve herhangi bir gelişme olduğunda beni bilgilendiriyor. Dünya kupasının başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu yüzden turnuvaya kadar sahada olup iyi bir performans göstermem gerekiyor. Transfer kolay bir karar değil ama yapabileceklerime ve potansiyelime güveniyorum. Listede de kalsam farklı bir takıma da gitsem elimden geleni yapıp Dünya kupasında iyi olmaya çalışacağım. Real Madrid'den ayrılan Gareth Bale'in futbola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyordu. Bale ve menajeri her zaman Galler'in Dünya Kupası'na katılması durumunda Bale'in biraz daha futbol oynayacağından bahsediyorlardı. Galler pazar akşamı Bale'in kullandığı free kickte kendi ağlarına gönderdiği golle Ukrayna'yı eleyerek Dünya Kupası'na katıldı. Gareth Bale maçtan sonra yaptığı açıklamada emekliliğimi biraz daha erteleyeceğim diyerek futbola devam edeceğini açıkladı. Bale'in menajeri Jonathan Barnett, Bale'in İngiltere'ye tekrar döneceğinden bahsediyordu. Muhtemelen İngiltere'ye tekrar dönecek. Newcastle United Manchester United, Tottenham ve Premier Lig'e bu sezon yükselen Nottingham Forest talip olan kulüplerden bazıları. Tabi Bale'in İngiltere dışından da talipleri var. Celtic, Rangers, Juventus, Milan ve Villarreal oyuncuyu istiyor. Bir önceki transfer videomuzda İtalya Serie A'nın yeni takımı Monza'nın Balotelli'yi istediğinden bahsetmiş ve takımın sahibi Berlusconi'nin açıklamalarını paylaşmıştım. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Balotelli hakkında konuştu. Balotelli çok duygusal bir çocuk. Silvio Berlusconi Monza'ya transfer olup olmayacağını sormuş. Onunla baba oğul gibiler. Sözleşmesinde 5 milyon euroya serbest kalma maddesi var. Bu parayı getirirse istediği yere gidebilir tabii ki. Fiyatını bulan tüm oyuncuları satabiliriz. Galatasaray'da Halil Dervişoğlu'nun kiralık sözleşmesi bitmiş ve oyuncu tekrar Brentford'a dönmüştü. Halil Dervişoğlu geleceğine karar vermek için Galatasaray'da yapılacak seçimi bekliyor. Galatasaray kendisiyle yola devam etmek isterse önceliği Galatasaray olacak. Eğer Galatasaray başka isimlere yönelirse kariyerini Avrupa'da devam etmek istiyor. Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğu için başkan adayı Dursun Özbey'in düşündüğü isimlerden birisinin de Okan Buruk olduğu biliniyor. Okan Buruk da Galatasaray'da çalışmaya istekli. Okan Buruk kariyeri hakkında konuştu. Benim için en doğru eşleşmenin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın hocası olmak çok istediğim hayal ettiğim bir şey. Kendimi Fenerbahçe takımının hocası olarak o stadyumda göremiyorum, hissedemiyorum. O farklı bir şey. Belki beni orada Fenerbahçe'nin hocası olarak görmek de Fenerbahçeli taraftarların içine sinmeyecek. Birçok Fenerbahçeli taraftar da bunu yaşamak istemez. Galatasaray'da seçim yaklaştıkça transfer iddiaları da artmaya devam ediyor. Son olarak Şili basınından Bio Bio Galatasaray'ın Inter'den Alexis Sanchez konusunda istekli olduğunu yazmıştı. İtalyan basınından da buna benzer bir haber geldi. İtalya'dan Futbol News 24'ün muhabiri Francesco Pallusi'nin haberine göre Galatasaray Alexis Sanchez ile ilgileniyor. Francesco Pallusi, Türkler Alexis Sanchez'i Türkiye'ye götürme konusunda ciddi dedi. İtalyan muhabir Pallusi'nin iddiasına göre Alexis Sanchez'in menajeri seçimden sonra Türkiye'ye gelip Galatasaray'la bir görüşme yapacak. Alexis Sanchez geleceği hakkında Kararım menajerinin yapacağı bu görüşmeden sonra verecek. Galatasaray'da aksayan orta saha bölgesi için Witzel ve Arturo Vidal başta olmak üzere birçok yıldızın ismi geçiyor. Son olarak Joshua Glovogi ismi gündeme geldi. Alman basınından bildiğin haberine göre Galatasaray Wolfsburg'un kadrosunda düşünmediği Joshua Glovogi'yi transfer etmek istiyor. 31 yaşındaki Fransız futbolcu devre arasında ülkesinin takımlarından Bordeaux'a kiralanmıştı. Ancak orada küme düştü ve takımına tekrar döndü. Sezonun ilk yarısını Wolfsburg, ikinci devresinde Bordeaux'da geçiren Fransız futbolcu toplamda geçen sezon 36 maça çıkarken bir gol bir asistle oynadı. Galatasaray'da sezonun sonunda sözleşmesi biten ve takımlar ayrılan Sofyan Feguli'nin adı Adana Demirspor'la anılıyordu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sofyan Feguli ile ilgilenmiyoruz. Kadromuzda zaten Belhanda var. Bir takıma iki Arap fazla diyerek bu iddiaları yalanladı. Fenerbahçe'de bu sezon A takımla birlikte maçlara çıkmaya başlayan Arda Güler için şimdiden teklifler geliyor. Barış Yurdusever'in haberine göre Paris Saint Germain Arda Güler'i istiyor. Paris Saint Germain bu transferde çok istekli ve görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Paris Saint Germain Arda Güler'i altyapısına dahil etmek istiyor. Arda Güler'in potansiyeline çok güveniyorlar. Tabii Fenerbahçe böylesine büyük bir potansiyelle piyasaya çıkmış bir futbolcusunu vermek istemeyecektir. Verse bile transfer çok yüksek paralardan açılır. Peki sizce Arda Güler Paris Saint Germain'e bu yaşında gitmeli mi? Gitse bile bonsaj bedeli ne kadar olmalı? Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Fenerbahçe'de forvet için Zenit'le sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Ertem Cuba'nın ismi geçiyordu. Rus basınından bu iddianın üstüne yeni bir iddia daha geldi. Rus basınından Meta Ratings'in haberine göre Fenerbahçe Cuba'yla değil de Vincent Abubakar'la ilgileniyor. Vincent Abubakar Beşiktaş'tan 3 milyon euro maaş isteyip alamadığı için gitmişti. Suudi Arabistan'da yıllık 6 milyon euro kazanıyor. Sözleşmesi bitmeden daha düşük bir bedelle gelmeye ikna etmek zor görünüyor. Ama yine de Fenerbahçe'nin bilgisinin olduğu söylenmiş. Abubakar bu sezonun başında şampiyon olduğu Beşiktaş'tan ayrılıp Suudi Arabistan takımı Al imza atmıştı. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcu çıktığı 22 maçta 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'nin forvet bölgesi için hep yeni isimler alacağından bahsediliyor. Ama hiç para harcanmadan forvet sorunu çözülebilir. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de sürekli alay konusu olan Samat sezon başında patlama yaptığı Belçika Ligi'ne kiralanmıştı. Samat da Fenerbahçe'ye tekrar dönüyor. Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus da büyük yatırım yapılan Samat bir kez de kendisi denemek istiyor. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe taraftarının Samat pek güveni kalmamış. Peki sizce Samat bir şans daha verilmeli mi? Fenerbahçe'de ön libero için Spartak Moskova'dan Alex Kral'ın ismi geçiyor. İddialara göre Fenerbahçe oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe şimdi oyuncunun kulübüyle anlaşmak istiyor. Teklif kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde olacak. Alex Kral bu sezonun başında Spartak Moskova'dan West Ham United'a 5.2 milyon euro bedelle kiralanmıştı. 14 milyon euroluk da satın alma opsiyonu vardı. 24 yaşındaki futbolcu Premier Lig'de yalnızca bir maçta oynayabildi. Onda da 90'dan sonra oyuna dahil olmuştu. Böyle olunca da doğal olarak West Ham United opsiyonu kullanmadı ve Alex Kral tekrar Spartak Moskova'ya döndü. Fenerbahçe orta saha için Manchester United'dan ayrılan Jesse Lingard ile ilgileniyor. Fenerbahçe süreçmesi biten ve serbest oyuncu konumundaki Jesse Lingard ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bonservis bedeli ödenmeyeceği için oyuncu yüklü bir imza parası ve dolgun bir yıllık ücret isteyebilir. Fenerbahçe oyuncunun şartlarını sordu. Bir ilgi var ancak şu an için transfer edilme ihtimali düşük görünüyor. Bu arada Jesse Lingard Roma, Everton ve West Ham United ile ilgileniyor. Bir önceki transfer videomuzda Cessu'nun eski takımı Flamengo'dan kanat oyuncusu Bruno Henrique'yi istediğinden bahsetmiştim. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Cessu'nun kanat bölgesi için ilk tercihi. Bruno Henrique daha önce bir sezon Wolfsburg'da oynamıştı. Ancak tutunamayınca tekrar Brezilya'ya döndü. Oyuncu tarafı Avrupa'da şansını bir kez daha denemek istiyor. Fenerbahçe ile ismanlanan diğer bir Brezilyalı futbolcu da Marcelo. Marcelo Real kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasının ardından Real'den ayrıldığını açıklamıştı. Tabi Real'den ayrılınca yıllardır olduğu gibi yine adı Fenerbahçe ile yazılmaya başladı. Fenerbahçe'nin Marcelo ile ilgilendiği hem yerel basınımızda hem de yabancı basında yazılıyor. Ancak şartlar farklı şekilde yazılıyor. Yerel basınımız Marcelo'nun 1 ya da 1 artı 1 yıllık sözleşmeye imza atacağını ve 3-4 milyon euro arasında para kazanacağını iddia ediyor. Yabancı basınsa süreçme şartlarını biraz daha ağır yazıyor. 2 veya 3 yıllık süreçme ve yıllık ücretse 5 milyon euro. Tabi basında çok fazla Fenerbahçe yazıldığı için biz sadece Fenerbahçe ihtimaline odaklandık. Ama Marcelo'yu isteyen birçok takım var. Ligimizden Trabzonspor'da dahil olmak üzere Brezilya'dan eski takımı Fluminense ve Avrupa'dan birçok takım Marcelo'yu istiyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe bu sezon Başakşehir'de kiralık olarak oynayan ve tekrar Aston Villa'ya dönen Trezege ile ilgileniyorlardı. Hatta Beşiktaş'ın sol kanat ihtiyacından dolayı Trezege ile her konuda anlaştığı söylenmişti. Trezege'nin menajeri Christian Emili, Beşiktaş'ın Trezege ile anlaştığı yönündeki haberler doğru değil diyerek bu haberleri yalanladı. Trezege için transfer görüşmeleri sürüyor. Ligimizden ilgilenen takımlar da var ancak anlaşan kulüp henüz yok. Beşiktaş'ta forvet için şu an en yüksek sesle konuşulan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Vekors konusuyla devam edelim. Fenerbahçe ve Beşiktaş oyuncuyu kiralamak istiyorlar. Oyuncu da herhangi bir takıma kiralık gitmeye sıcak bakıyor. Bilindiği gibi Vekors'un takımı Burnley küme düşmüştü. Vekors'un isteği bir sezon başka bir takımda kiralık geçirip Burnley'nin tekrar Premier Lig'e e dönmesini beklemek. Vekors 2022-2023 sezonunun ortasında oynanacak olan Dünya Kupası'na gitmek istediği için alt liglerde oynamak istemiyor. Fenerbahçe'nin oyuncuya bilgisi var. Beşiktaş'ta resmi teklifini yaptı. Beşiktaş Burnley 8 milyon euro satın alma opsiyonlu 100 bin euro karşılığında kiralama teklifinde bulundu. Oyuncuya da 2 milyon euro maaş teklif edildi. Beşiktaş'ta formu düşmüş golcülerin formunu topladığı birçok kez görüldü. Yeni aday ve kors olabilir. Bu arada 29 yaşındaki Hollandalı oyuncu geçtiğimiz günlerde geleceği hakkında şunları söylemişti. Şampiyonşip'te oynamayacağım konusunda Burnley ile daha önceden anlaşmıştık. Ancak kulüp kısa sürede Premier Lig'e e dönmek istediği için beni takımda tutmak istiyor. Gelecek sezonki Dünya Kupası'nda yer alabilmem için göz önünde olmam ve yüksek performans gösterebilmem önemli. Medyada çıkan haberlere inanmamalısınız. Ama Türkiye, İngiltere ve Almanya'dan ilgi olduğu doğru. Şu an için öncelikle milli takıma odaklanacağım. Daha sonra Burnley ile karar vereceğiz. Stoper için Romain Saiz ile anlaşan Beşiktaş bir yerli bir de yabancı stoper daha almak istiyor. Yerli stoper adayını zaten biliyorsunuz, bilmeyen kalmadı. Abdulkerim Bardakçı, Konyaspor Avrupa'dan da talipleri olan futbolcusu için 5 milyon euro istiyor. Konyaspor'un bu yüksek bonservis beklentisinden dolayı şu anda bir anlaşma yok ama Beşiktaş ciddi şekilde istiyor. Stoper için yabancı adaysa Juventus'a kadroda düşünülmeyen Daniel Rugani. 27 yaşındaki İtalyan stoper son iki sezonda önce Rene ardından Cagliari'ye kiralanmıştı ama ikisinde de olmadı. Juventus piyasa değeri 4 sene içerisinde 22 milyon eurodan 3.5 milyon euroya düşen Rugani para kazanmadan bile olsa gönder istiyor. Beşiktaş Rugani'yi istiyor. Ancak oyuncunun 5 milyon Euro'luk dev bir maaşı var. Oyuncunun da fedakarlık yapması lazım. Beşiktaş'ta genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ı Eintracht Frankfurt'un istediğini artık net bir şekilde biliyoruz. Daha önceki teklifleri reddedilen Eintracht Frankfurt yeni bir teklifle geldi. Eintracht Frankfurt Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 4 milyon euro bonservis artı 1 milyon euro bonus artı son satıştan %20 pay teklifinde bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi daha önce yaptığı açıklamalarda Rıdvan için en az 10 milyon euro istediklerini söylemişti. Sözleşmesinin son yılına giren Rıdvan için talipler ve hatta teklifler var ancak Beşiktaş'ın istediği seviyeye çıkan takım henüz olmadı. Trabzonspor'da yaşadığı büyük sakatlığın ardından Abdullah Avcı ile birlikte küllerinden doğan Abdülkadir Ömür için yeniden teklifler gelmeye başladı. İtalyan basınından Tuttomercado'nun haberine göre son İtalya Serie A şampiyonu Milan Abdülkadir Ömür'ü istiyor. Abdülkadir Ömür de şampiyon olmadan önce yaptığı bir açıklamada şampiyon olduktan sonra Avrupa'ya gitme isteğinden bahsetmişti. O artık şampiyon bir oyuncu. Trabzonspor'la şampiyonluk yaşadı. Avrupa'ya açılmak için önünde bir engel kalmadı. Trabzonspor'da teklif gelen diğer bir futbolcu da bu sezon patlama yapan 19 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'dı. Kuzey Ekspresi'nin haberine göre Ahmetcan Kaplan geleceği hakkında şöyle söylüyor. Görüşmeleri kulüp ve menajerim sürdürüyor. En büyük hayalim Dortmund forması giymek. Ama eğer ki hocamız ya da başkanımız kal derse bir sene daha burada forma giymeyi isterim. Trabzonspor kadrosundaki yerli rotasyonunu genişletmek için Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı istiyordu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak bu konu hakkında konuştu. Trabzonspor'dan Samet Akaydın için 2,5 milyon euro istedik. Yunus Mallı artı Abdülkadir Parmak artı 750 bin euro teklif ettiler. Bakın işinize dedim. Tabi alışmışlar Anadolu takımlarından 1-2 milyon liraya oyuncu almaya. Çok uyanıklar. Evet bugünlük transfer haberlerimizin sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.